Merhaba Pendik TV izleyicileri, ben Azra Başaran. Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı, coşkulu kalabalığa proje lansmanında hitap etti. Çıktığımız yepyeni bir Pendik Vizyonu'nun tanıtım gününe hepiniz hoş geldiniz. İstanbul başardı. Şimdi çok daha ilerini başarmak için Tarık Başkan'la birlikte tam yol ileri. Hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye Başkan adayımız Sayın Tarık Balyalı'nın belediyecilik konusunda nasıl bir deneyime sahip olduğunu bütün Pendikler bunu bilmektedir. Bu seçimi kazanmak için hep beraber elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Çünkü İBB Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu misyon ve vizyonu Pendik'te de yaşatacak projeler ile geliyoruz. Biliyorsunuz AKP 30 yıldır iktidarda. Metal yorgunluğundan dolayı Pendik'i yönetemez hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Pendik'e sosyal demokrat belediyecilik, Pendik'e yeni ekip, Pendik'e yeni kadrolar gerektiğini hepimiz biliyoruz. Pendik'in buna ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Adil bir yönetim için Pendik'te mutlaka iktidar olmalıyız. Bunun için sizlerin desteğiyle Pendik Belediyesi'ni kazanmalıyız, kazanmalıyız, kazanmalıyız. Tüm katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Pendikliler, Pendik'i siz Pendiklilerle birlikte yönetecek olan, Pendik'i hak ettiği değere kavuşturmak için yola çıkan, gerçek bir Pendikli, Pendik'in içinden gelen başkanımızı, Sayın Tarık Balyalı'yı çok büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Duyuyor musunuz? İktidarın sesini duyuyor musunuz? İktidarın ayak seslerini duyuyor musunuz? Pendik'te iktidara hazır mısınız? Sayın ilçe başkanım, il yöneticim, geçen dönemlerde birlikte görev yaptığımız geçmiş dönemin belediye başkanı adayı Sayın Mehmet Salih Usta, değerli yönetim kurulu üyelerim, gençlik kolu, gençlik kolu üyelerim demeyeceğim. Mensup olmaktan her daim gurur duydum. Gençlik kollarımızın değerli emekçileri.
partimizin emektar kadın kolları. Her zaman söylerim, bir muhtarın oğluyum. Aramızda bulunan Pendik'in değerli muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının, hemşeri derneklerinin değerli başkanları, yöneticileri, Pendik'te bulunan odalarımızın başkanları, yöneticileri, benim yol arkadaşım, uzun zamandır yol arkadaşım, birlikte çok güzel günlerimiz oldu, çok sıkıntılar da atlattık beraber. Birlikte mücadele ettik. Kadıköy Belediye Başkanı adayım Sayın Mesut Kösedağ'ı. Geçmiş dönem belediye başkan yardımcısı, AK Parti belediye başkan aday adayı Sayın Nurettin Beşinci. Değerli pendikliler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, bizi ekranları başında izleyen, internet başında izleyen değerli pendikliler, hepinize sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, o dönem bu dönem. 30 sene sonra o dönem bu dönem, bu dönem Pendik'i kazanacağız. Değerli pendikliler, Pendik benim doğup büyüdüğüm, okuduğum, çalıştığım, hala yaşadığım ve yaşayacağım yer. Çocuklarımın doğduğu ilçe. Umarım bir gün torunlarım da burada doğacaklar. Ben Pendikliyim. Babam da Pendikliydi, dedem de, babaannem de. Doğduğum evden sadece 300 metre uzakta oturuyorum. O kadar pendikliyim ki babaannemle aynı okuldan mezunum. Pendik Merkez İlkokulu'ndan. Ortaokulu Orhan Sinan Hamzoğlu'nda okudum. Okulun ilk mezunlarındanım. İlk sene biz mezun olduk. Okulun açıldığı günleri biliyorum. Hocam burada. Zaten ilk sene bir Metin Hoca, bir Tuncay Aktaş, bir de birkaç hocam daha vardı. Başka da pek öğretmenimiz de yoktu. Öğretmenlerimiz bile daha sonra geldi. Biz önce öğrenci olarak geldik. Daha sonra Pendik Lisesi'nden mezun oldum. Ve bütün eğitim hayatımı üniversite dışında neredeyse burada tamamladım. Bu yüzden ben gönül rahatlığıyla Pendikliyim diyebiliyorum. Çünkü gerçekten öyleyim. Pendik 1987 yılında ilçe oldu. 1989 yılında ilk belediye başkanlığı seçimleri sonuçlandı ve belediye başkanımız o dönemde SHP'nin belediye başkanı Sayın Burhan Köseoğlu oldu. Burhan Köseoğlu'na buradan yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Burhan Köseoğlu'na ve ilk meclisimize. Ben siyasette nezakete önem veririm. Sayın Burhan Köseoğlu'ndan başlamak üzere. Belediye başkanlığı yapmış Sayın Erol Kaya, Sayın Kenan Şahin ve Sayın Ahmet Çin'e bugüne kadar Pendik'e yaptıkları bütün katkılar için teşekkür ederim. Ayrıca yine çok sayıda belediye meclis üyesi arkadaşımız görev yaptı. Aralarında babam dahil ahirete intikal edenler var. Mehmet Salih Usta Başkanım da belediye meclis üyesiydi 1989'da. Hepsine öncelikle hayatta olanlara teşekkür ediyorum. Ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmet ve yakınlarına bir kez daha sabır diliyorum. Onlar da Pendik için çok önemli şeyler yaptılar. Zamanla ben büyüdüm. Pendik büyüdü. İstanbul büyüdü. Ben büyümeye devam ettim. İstanbul'da büyümeye devam etti. Ama maalesef Pendik geride kaldı. Pendik'in de, Pendikli'nin de elinden tutan, hakkını savunan olmadı. Kentimize gerçekten çok yazık oldu. Olmaya da devam ediyor. Özellikle son 5 senedir daha da yazık oluyor. Büyümeyi çok yanlış anladılar. Büyümeyi betonlaşma zannettiler. Büyümeyi nüfus artışı zannettiler. O yüzden bugün gelinen noktada Pendik artık 750 bin nüfuslu uyuyan bir şehir haline geldi. Özellikle son 5 senedir yapılanın değil, yapılamayanın haddi hesabı yok. Her Pendikli gibi ben de bu sürece çok yakından şahit oldum. Üzülüyorum. Gerçekten içim parçalanıyor. Büyüdüğüm şehir Pendik'e bu kadar özensiz davranılmasını içime sindiremiyorum. Bu şehri ayağa kaldırmak istiyorum. Ama sadece ayağa kaldırmak yetmez. Pendik gelişecekse Pendikli için gelişecek. Pendik kalkındıkça Pendikli de kalkınacak. Pendik değerlendikçe tüm Pendikliler bu gelişimden payını alacaklar. Pendik için hayallerim var. Şehrim için hayallerim var. Kentsel dönüşüm sorunu çözülmüş. Herkesin tapulu yuvasında ailesiyle birlikte mutlu mesut yaşadığı bir Pendik yaratmak istiyorum. Çocuklarımızın kreşten başlayıp liseyi bitirene kadar güvenli ve bakımlı okullarda okumasını sağlamak istiyorum. Gençlerimizin sosyalleşebilmek için 2 saat yol gitmesine gerek kalmasın istiyorum. Emeklilerimiz belediyenin desteğini hep yanlarında hissetsin istiyorum.
Ben bugünkü gibi bir avuç insanın, yani Pendik'teki 3 aile ve 10 insanın değil, tüm Pendik'in hizmetkarı olmak istiyorum. Biliyorum ki ben bu hayalleri ancak sizlerle birlikte gerçekleştirebilirim. Sizlerin desteğiyle birlikte gerçekleştirebilirim. O yüzden şimdi size soruyorum. Değerli Pendikliler, benimle misiniz? Pendik'i beraber ayağa kaldırmak için benimle misiniz? O zaman birlikte mücadele edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ben de sizlerle birlikte Pendik'i ayağa kaldırmaya hazırım. İşte tam da bu nedenle aday oldum. Birlikte Pendik'i ayağa kaldırmak için aday oldum. Bize 5 senedir, özellikle son 5 senedir kötü belediyecilik dersi verenlerden kurtulmak için aday oldum. Sadece vaatlerde bulunmak istemiyorum değerli arkadaşlarım. Vaatler kolay. Önemli olan bunları gerçekleştirebilmek. Size buraya Sayın Belediye Başkanımızın 2019 yılı vaat kitapçığını getirdim. İçinde yazılı olan proje vaat çok ama ne yazık ki yapılan yok. Kendi belediye binasını bile projeler arasında yapamamış, kendi belediye binasını bile bitirememiş bir belediye yönetiminden bahsediyorum. Vaat vermek kolay, bunları yazmak kolay, bunları hayata geçirmek çok zor. Bugün vaatlerini de inceledim. Ne yazık ki bir önceki belediye başkanından kalan, kendisinden bir önceki belediye başkanından kalan vaatlerden oluşan projeler kitapçığı ne yazık ki. Pendik için boşa geçirilen yıllara gerçekten üzülüyorum. İçi doldurulamamış bu vaat kitapçıklarıyla. Ben 50 yaşındayım. 30 seneden beri siyasetin içindeyim. Muhalefet de oldum, iktidarda. İlçe meclis üyesi de oldum, büyükşehir meclis üyesi de. Büyükşehir'de hem muhalefette hem iktidarda grup sözcülüğü de yaptım. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak görev yapıyorum. Pendik'i yönetecek bilgiye, birikime ve tecrübeye sahibim. Pendik Belediye Başkanı olarak verdiğim her sözü yerine getireceğim. Projelerimizi tek tek hayata geçireceğim. Kentimiz için gece gündüz demeden sürekli çalışacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan güçlü bağımızı arttıracağım ve Pendik'e hizmet ve yatırımların gelmesini sağlayacağım. Sizlerle birlikte, hep birlikte Pendik için çalışalım. 70'ten fazla projemiz var. Size bunların hepsini tek tek anlatmayacağım tabii ki de. Saatler sürer. O yüzden bunların arasından belli başlı olanları anlatmaya çalışacağım. İnsana dair projelerimizi lütfen okuyun, okutun ve çevrenizdekilere anlatın. Ekonomisi büyüyen bir Pendik. Yaşayan bir Pendik. Hak ettiği hizmetlere kavuşmuş bir Pendik. Toplumun her kesimine destek veren bir Pendik. Ve katılımcı bir Pendik. Bunları içerisinde prestij projelerimiz var. Çünkü öncelikli hedefimiz Pendik'i geliştirmek. Pendik gelişecek, Pendikli de beraberinde gelişecek. Pendik kazanacak, Pendikli de kazanacak. Burası öyle sadece gelip geçilen bir yer değil, artık kalınan bir yer haline gelecek. İlk prestij projemiz, çok önemli, Gençsel Dönüşüm Merkezi. Burası neresi biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Pendik Belediyesi'nin eski yıkılan binasının olduğu yer. Burada Gençsel Dönüşüm Merkezi'ni inşa edeceğiz. Neden peki bunu yapıyoruz? Çünkü bütün herkes gençlere çok güzel bir gelecek vaat ediyor. Gençler de bundan sıkıldı, artık inanmıyorlar. Gençler biraz da bugünü yaşamak istiyorlar. Bu sebeple ben onlara bugünü de en güzel biçimde yaşayacakları ve geleceğe de hazırlanabilecekleri bir tesis hazırladım. Ve onlara en azından şimdi bugünü vaat ediyorum. Değerli Pendikliler, bir fark yaratmak istiyoruz. Biz buraya AVM, Residence ya da ticaret merkezi yapabilirdik. Dedim ya, bir fark yaratmak istiyoruz. O yüzden Pendik'in kadim alanını, Pendik Belediyesi'nin eski binasını gençlerimiz için Gençsel Dönüşüm Merkezi'ne çeviriyoruz. İkinci projemiz yine benim aslında üstünde uzun zaman düşündüğüm bir proje. AYDOS Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi.
ikinci büyük projemiz, prestij projemiz. Pendik'in belediyesinin bulunan Aydos Life adını vermiş olunan bu spor salonunu artık Aydos Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi haline getireceğiz ve İstanbul'un en önemli, en özel, en güzel engelli merkezi burası olacak değerli arkadaşlar. Çok az kişinin kullandığı bu tesis artık Pendik'teki bütün engelliler açılacak. Üstelik sadece engellilere değil, engellilerle birlikte onların ailelerinle birlikte spor yapabileceği ve sosyalleşebileceği bir alan haline gelecek. Bundan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Biz İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yeşil Vadide bunu başardık. Pendik'te Aydos Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de bunu başaracağız. Bir başka projemiz, yine Pendik'in çok büyük bir ihtiyacı, dernekler yerleşkesi. Pendik'te hemşire dernekleri başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. Bu şehirde dernekçilik yapan herkes kendi imkanlarıyla dernekçilik yapıyor. Belediyeden, devletten herhangi bir katkı gelmeden bu işi yapmaya çalışıyorlar, bu işi sürdürmeye çalışıyorlar. Bundan sonra Pendik Belediyesi olarak bütün derneklerimizin yanında olacağız. Yapacağımız dernekler yerleşkesiyle Pendik'teki bütün derneklerimizin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarını ücretsiz biçimde yapabileceği, bir posta kutusunun ve sekreterlerinin olacağı ve bütün kültür faaliyetlerini yürütebilecekleri çoklu salonların içerisinde mevcut olacağı bir dernekler yerleşkesini en kısa zaman içerisinde E5'in üstünde hayata geçireceğiz. Ayrıca Pendik'te memleket günlerinin yapılmasına da imkan vereceğiz. Erzurumlular, Sivaslılar, Trabzonlular, Mardinliler, Edirneliler, Muşlular, herkes ama herkes Pendik'te kendi memleketini görebilecek ve onu yaşayabilecek. Bunu çok önemsiyorum. Ama hayata dair bir başka projemiz daha var. İmar ve kentsel dönüşümle ilgili. Kentsel dönüşüm sorunu hepimizin bildiği bir gerçek. Eğer kentsel dönüşüm sorununu çözmek istiyorsanız önce vizyonunuzu doğru ortaya koymanız lazım. Pendik'e özel tasarladığımız kentsel dönüşüm modelini iki ana başlıkta inceliyoruz. Pendik'te iki ayrı kentsel dönüşüm yapacağız. Bunlardan ilki gecekondu alanlarının da yoğun biçimde içinde bulunduğu tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin dönüşüm modelimiz. İkincisi ise Pendik'in eskiyen yapı stoğunun mevcut imar planlarından kaynaklı olarak dönüşememesine ilişkin önerdiğimiz kentsel dönüşüm modeli. Her ikisi için de uzun zaman çalıştık. Şehir plancısı arkadaşlarımız çok çeşitli hesaplamalar yaptı. Biz bu şehirde hala imar sorunu, biz bu şehirde hala tapu sorunu, biz bu şehirde hala mülkiyet sorununu konuşuyoruz. 30 seneden bu yana devam eden iktidar süreci içerisinde bunların çoktan çözülmüş olması gerekiyordu. Pendik'in çoktan bir Kartal, bir Maltepe, bir Kadıköy, bir Şişli, bir Beşiktaş olması gerekiyordu. Bir Sarıyer olması gerekiyordu. Bir Bakırköy olması gerekiyordu. İstanbul'un bu eski, bu kadim ilçesi hala 30 senedir devam eden sorunlarla boğuşuyor olmamalıydı. İmar ve kentsel dönüşüm sorunları başta olmak üzere. Ben bu sorunu çözeceğim. Çözemezsem bize söz vermiştin, sözünü tutmadın der. Gelirsiniz, benden hesabını sorarsınız. Ama ben Pendik'te imar ve kentsel dönüşüm sorunlarını çözeceğim. Şöyle çözeceğim. Pendik'e özel kentsel dönüşüm modeli dediğimiz şey şu. Birincisi, Pendik Belediyesi iştiraki olan PEN Yapsan'ı Kiptaş gibi bir inşaat şirketi haline dönüştüreceğiz. PEN Yapsan'ın Kiptaş gibi bir inşaat şirketi haline dönüşmesiyle birlikte bütün dönüşüm süreçlerinin aktif olarak içinde yer alacağız. Sadece uzlaşmacı pozisyonda değil, aktif olarak sahada kentsel dönüşüm yapan, inşaat yapan ve vatandaşların maliyetlerini en doğru şekilde düşüren bir model ortaya koyacağız. Pendik Belediye Şirketi, PEN Yapsan bundan sonra bir gayrimenkul şirketi, bir inşaat şirketi olacak. Ayrıca PEN Yapsan'a, belediye şirketi PEN Yapsan'a ciddi bir sermaye transferi de yapacağız. Çünkü biliyoruz ki finans sorunu çözülmeden kentsel dönüşüm sorunu çözülemez. Ve biz bu şekilde Pendik'te kentsel dönüşüme girmek ihtiyacı doğan bütün binaları en düşük maliyetle dönüştüreceğiz. Peki daha başka neler yapacağız? Sahada yer alarak kuracağımız ofislerle birlikte vatandaşla müteahhit arasında aynı Kiptaş modelinde olduğu gibi garantörlük ve uzlaşmacılık yapacağız. Eskisi gibi müteahhit yarım bıraktı gitti, inşaat yarım kaldı diye bir şey olmayacak. Pendik Merkez ve Doğu Mahallesi başta olmak üzere Kaynarca, Fevzi Çakmak ve Çamçeşme gibi yapı stoğunun eskidiği yerlerde imar planlarını yeniden gözden geçirdik. Kademeli emsalin arttırıldığı,
kademenin yükseltildiği, toplulaşmayı daha fazla özendiren, otopark sorunu da kendi içinde çözen imar planları revizyonlarını da 2024 yılında Pendik Belediye Meclisi'nden geçireceğiz ve bu sorunu çözeceğiz. Özellikle Pendik'in eski mahallelerinde, Pendik Merkez'de, Kaynarca'da, Fevzi Çakmak'ta, Çamçeşme'de kendi kendine yıkılmakta olan, neredeyse kendi kendine yıkılmakta olan binaları bu kaderinden kurtaracağız. Ertuğrul Gazi Mahallesi başta olmak üzere rezerv alan içerisinde sıkışıp kalan, 1.50 emsale mahkum edilen, dönüşemeyen bölgelerle olarak yeni baştan imar planı yapacağız ve kademeli emsalle yine aynı şekilde toplulaştırmayı özendiren bir biçimde imar planlarını 2024 yılı içerisinde hayata geçireceğiz. Bunları yaparken Sanayi Mahallesi'ni, Harmandere'yi ve Çınardere'yi ve diğer mahallelerimizi unutmayacağız. Pendik'te artık kentsel dönüşüm sorunu olmayacak. Çünkü Pendik'te artık imarı, mülkiyet, kentsel dönüşüm sorunları çözmek isteyen bir belediye başkanı ve yönetim olacak. Kısa mola projemizi ben çok önemsiyorum. Bunun da bir hikayesi var. Kısa mola projesini biz Büyükşehir Belediyesi'nde yaptık. Maltepe'de gidip bakabilirsiniz. Ailelerimiz engelli çocuklarını zaman zaman gün içerisinde işleri olduğunda ya da ihtiyaçları olduğunda kısa mola evlerine götürüp oraya bırakabiliyorlar ve belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin bakıcıları, sağlıkçıları engelli çocuklarımızla orada en güzel şartlarda ilgileniyorlar. Aileler nefes alabiliyor bu sayede. Peki, eğer aile engelli çocuğunu buraya götüremese ne yapıyor? İşte ben bunu Orhan Gazi Mahallesi'nde bir ev ziyaretinde öğrendim. Oradaki abla bana dedi ki, ismini vermeyeyim, bugün annem vefat etse cenazesine gidemem. Çünkü evde engelli bir çocuğum var, onu bırakamıyorum. Çok haklı. Çok haklı. Belediye buna da çözüm getirmek zorunda. Kısa molaları yapacağız ama kısa mola evde projesiyle bizim merkezimize gelemeyen engelli ailelerin yanına biz gideceğiz. Sadece bir telefonla. Aynı hizmeti, aynı bakımı o vatandaşlarımızın evlerinde de vereceğiz. Kapalı pazarları çok önemsiyorum. Ama kapalı pazar dediği şey, yani en azından benim bildiğim kapalı pazar denen şey, dört direk diktim üstüne bir tente, gerdim değil. Gerçekten kapalı pazarlar yapmak istiyoruz değerli pendikler. Dört bir yanı kapalı pazarlar yapacağız. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar için eziyet haline gelen bu pazar meselesini de ortadan kaldıracağız. Bu kapalı pazarlarda tuvalet de olacak, çay ocağı da, ısınmasını da biz sağlayacağız. Artık pazarlarda üşümeyeceksiniz. Aslında bir öğretmenler evi yapmayı düşünüyorduk. Ama diğer memurlarımızın ne günahı var dedik ve büyüttük. Öğretmenlerimiz için ve bu devletimize hizmet vermiş memurlarımız için, tamamı için memurlar lokalini hayata geçireceğiz. Yiyecek ve içecek hizmeti dahil olmak üzere en uygun fiyatla bu hizmeti sağlayacağız. Özellikle emekli memurlarımızın buluşma yeri haline gelecek burası. Ayrıca şuna dikkat edeceğiz. Kapısından memurlarımız gelecek ama enflasyon girmeyecek. Belediyenin görevi bu. Bütün memurlarımızı ağırlayacağız ama enflasyonu içeri sokmayacağız. Memurlarımızı da enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Amatör spor kulüpleri. Pendik'te çok önemli sorunları var amatör spor kulüplerinin. Geçmişin unutulmuş Pendik turnuvalarını yeniden düzenleyeceğiz. Benim çocukluğumda Pendik'te amatör spor kulüpleri arasında çok güzel turnuvalar vardı. Kaldırdılar bunları, biz yeniden başlatacağız. Ayrıca malzeme yardımı başta olmak üzere bütün destekleri adalet ilkesine göre ve ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz. Yandaşlık olmayacak. Bu spor kulübü bana yakın, bu spor kulübü bana uzak diye bir şey olmayacak. Adalet çerçevesinde ihtiyaçlara göre bütün yardımları yapacağız. Ayrıca Çamlık Mahallesi'nde bulunan o stadyumu amatör spor kulüplerimizin maçlarını yapacakları ve antrenmanlarını yapabilecekleri bir stadyum haline getirip Pendikli amatör spor kulüplerine tahsis edeceğiz. Otobüs konusunda da ayrıca yardımcı olacağız. Amatör spor kulüplerimizin belediyeden ne kadar az ve ne kadar zor şartlarda otobüs aldığını biliyoruz. Kadınlar, çok özel bir yer verdik ve kadınlara ilişkin çok fazla proje ürettik. Kimse kusura bakmasın, kadınlar her konuda pozitif ayrımcılığa uğrayacaklar bizim de yönetimimizde. İstihdamdan
belediyede yönetime kadar her yerde kadınlar olacak. Bugün Pendik Belediyesi'nde kadın adı yok. Kadın adı yok. Geçmişte, geçen dönemde bir tane kadın belediye başkanımız vardı. Bugün o da yok. Böyle giderse hiç olmayacak. Belediyenin her yerinde, müdürlüklerinde, başkan yardımcılarında kadınlar olacak. Çünkü kadın eli değerse her şey güzelleşir. Biz bunu biliyoruz. Yeni kadın ve aile birimleri kuracağız. Olanları daha da büyüteceğiz. Aile içi şiddetle mücadelelerinde onlara destek vereceğiz. Kadın danışma merkezleri kuracağız. Kadın emeği satış tezgahları projemiz var. Tüm kadınları kullanım açık olacak. Ayrıca mahallelerde çeşitli dükkanlar kiralayarak yine kadınların orada ticaret yapmasına imkan sağlayacağız. Kendi ürettikleri ürünleri satarak ekonomiye katkı sağlayacaklar. KOBİ olmak isteyen bütün kadınlar için de ayrıca programlar uygulayacağız. Onlara iş yerleri sağlayacağız. Yayalar, Kaynarca ve Sapanmalıları mahallelerinde kadın evleri açacağız. Kadınların sosyalleşmelerine, toplumda aktif rol almalarına olanak tanıyacak bir ortam yaratacağız. Bu evlere çocuk oyun merkezi de kurarak çocukların da keyifli vakit geçirmesine imkan sağlayacağız. Çocuklarımız uzman eğitmenler eşliğinde orada oyun oynarken Pendikli kadınlar oraya gelip rahat bir nefes alabilecekler. Ve muhtarlarımız, bir muhtarın oğlu olarak muhtarlarımızı elbette unutmadım. Onlar bizim yol arkadaşlarımız olacaklar. Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Zaten daha önce muhtarlarla ilgili yaptığım bir toplantıda bütün vaatlerimi orada açıklamıştım. Sözüm söz muhtarlarım. Sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Artık mahalle birim başkanlarının öne çıktığı dönem sona erdi. Artık muhtarların dönemi. Doğrudan demokrasinin ürünü olan, sonucu olan muhtarların dönemi. Mahallenizde ne yapacaksak size soracağız. Ne açacaksak size soracağız. Her şeyi muhtarlarla beraber yapacağız. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler de bu projede son başlığımız. Bunu bilerek en sona koydum. Çünkü burada hayata dair çok fazla proje var. Şehrin en temel ihtiyaçları ve zaten bir belediyenin yapmak zorunda olduğu işler bunlar. Belediyeler vatandaşın devletle ilk temas ettiği yerlerdir. Mehmet abinin deyişiyle bir adam asamazlar, bir de para basamazlar. Mahkemesi yok, adam asamaz, matbaası yok, para basamaz değil mi Mehmet abi? İşin doğrusu odur. Gerçekten vatandaş her konuda başı ne zaman dara düşse ilk önce belediyeyi yanında görmek ister. Önce belediyeye koşar. Bunun için devletin gücünü, desteğini en hızlı ve en etkili şekilde arkalarını hissetmelerini sağlayacağız. Sizlerin refahını arttıracağım ve adil bölüşümü sağlayacağım. Ekonomik kriz içerisinde Pendiklerin ezilmesine izin vermeyeceğim. Pendik'teki bütün okulların temizlik, bakım ve onarım ihtiyaçlarının tamamını Pendik Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aynı şekilde bütün camilerin, cemevlerin, ibadethanelerin bütün bakımlarını, onarımlarını ve temizliklerini yine biz sağlayacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Pendik Belediyesi'nin yaptığı kaç tane kreş var? Sıfır. Pendik Belediyesi'nin yaptığı kreş sayısı sıfır. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Pendik'te kreşi olmayan mahalle kalmayacak. Mahalle içerisinde mini butik spor merkezleri kuracağız. Öyle devasa spor merkezleri yapmak başka bir şey. Ama evinden çıkan Ayşe teyzenin hemen köşeyi dönünce mahallesinin içerisinde 5 dakikalık yürüme mesafesi içerisinde mini butik küçük spor merkezleri yapacağız. Kayıt sırası beklemeyecek. Partili aramayacak. Tanıdık aramayacak. Herkes evinden çıkacak, mahallesi içerisinde o küçük mini butik spor merkezine gidecek, sporunu yapacak. Yaşlılara evde bakım desteği vereceğiz. Çok önemli bir şey. İçimde bir de ukde var. Özellikle emeklerle ilgili. Biliyorsunuz Pendik'in simgelerinden Kızılay merkezimiz var. Orası eski gençlik merkezi, eski gençlik kampı olarak geçer. Kızılay'ın gençlik kampı. Bizim çocukluğumuz zamanında da öyleydi. Değerli büyüğüm Mehmet Civa da burada. O da çok iyi hatırlar. Pendik'in bütün resimlerinde eski o Aşıklar Sokağı'nın fotoğrafını görürsünüz. Orada bulunan Kızılay'a ait olan eski Kızılay başkanımız da burada. O kampı biliyorsunuz. Ben bu konuda Kızılay'la özellikle görüşerek bir protokol kapsamında eski gençlik kampının Kızılay Kamp Merkezi'nin Pendiklerin kullanımına açılmasını çok istiyorum. Pendik'in bir değeri. O alanı aynı şekilde koruyarak gençlerin ve büyüklerimizin sosyalleşmesini sağlayabileceği, açık alanlarında spor yapabileceği,
yürüyüş yapabileceği bir tesis olarak Pendik'e kazandırmak istiyorum. Ve bunun bütün maliyetini de Pendik Belediyesi olarak üstleneceğiz. Göreve geldiğim ilk gün, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Atadan dededen Cumhuriyet Halk Partiliyim. 30 seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pendik ilçe örgütünde siyaset yapıyorum. Ama göreve geldiğim gün ilk günden itibaren, mazbatamı aldığım ilk günden itibaren parti rületimi yakamdan çıkartacağım, ilçe başkanıma teslim edeceğim. Ve ben göreve geldiğim günden itibaren 750 bin Pendikli'nin belediye başkanı olacağım. Bir illerinin değil, bir kısmın değil, bir partinin değil, bir siyasetin değil, 750 bin Pendikli'nin belediye başkanı olacağım. Ama şunu açıkça söylemek istiyorum. Sadece ben Pendik Belediye Başkanlığı aday olmuyorum. Siz de Pendik Belediye Başkanlığı aday oluyorsunuz. Biz hepimiz birlikte Pendik Belediye Başkanlığı aday oluyoruz. Biz Pendikliler olarak Pendik Belediye Başkanlığı'na birlikte aday oluyoruz. Değerli Pendikliler, Pendik'te birlikte başaracağız. Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevimde sizlerin desteğiyle Pendik'e hizmet ve yatırım getirmek için çok mücadele ettim. Bunda da başardığıma yürekten inanıyorum. Zaten sizlerin ve yapmış olduğum işlerin verdiği güvenle bugün Pendik Belediye Başkan adayı oldum. Hep birlikte Pendik için daha iyisini, en iyisini yapacağız. Pendikliler her şeyin en iyisini hak ediyorlar ve bunu birlikte başaracağız. Sağlıcakla kalın. Paylaşmak için